Türklerin Müslüman Araplarla ilk temaslarının Hazreti Ömer devrinde Nihavend Savaşı sonrasında başladığı kabul edilmektedir. Ceyhun Nehri'ni geçen İslam ordusu komutanı Ahnef bin Kays, hiç beklemediği bir anda kuvvetli bir mukavemette bulunan Türklerle karşılaşmıştır. Bu ilk seferde İslam ordusu Hazreti Ömer'in talimatıyla geri çekilmiştir. Sasani Devleti 651'deki yıkılışıyla birlikte yaklaşık yarım yüzyıl boyunca Türk-Arap mücadeleleri Buhara, Semerkant, Taşkent, Beykent, Uşrusana ve Fergana gibi şehirleri içerisinde barındıran Mavenaun Nehir yani Aşağı Türkistan bölgesinde devam etmiştir. Bir kısım Emevilerin kendi saltanatlarını kavmiyetçiliğe alet etmelerinden ve Arapları diğer Müslüman kavimlerinden üstün tutmalarından dolayı Arap olmayan Müslümanlar arasında önemli ölçüde hoşnutsuzluğa sebebiyet verdikleri bilinmektedir. Bunun aksine 751 yılında olan ve Abbasiler devrine tekabül eden Talas Savaşı'ndaki İslam-Türk ittifakıyla başlayan süreç, Çinlilere karşı yapılan savaş sonrasında bazı Türk topluluklarının İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olmuştur. Sizce Türkçülük veya Arapçılık gibi milliyetçilikte bulunup herhangi bir ırkı üstün tutmanın zararı var mıdır?